Merhaba arkadaşlar. Bugün NPC'leri anlatacağım. Yukarıda gördüğünüz kısa yolları diğer videolarda tek tek değindim. Bu Bunların hepsi bir NPC'ye bağlı. Atıyorum X'teki savaş halimi üstüne geldiği zaman zaten adı çıkmakta. Taba basarak şehir içinde bir menü görürüz. Orada da yukarıda yer alır. Aynı şekilde mesela J'ye geldiğim zaman muharebe. Bu muharebelerde de şerifte yer almakta. Onları kısaca özet geçtikten sonra yukarıda kısa yolu olmayan e, NPC'lerden bahsedeceğim. E, Garnizon Nevazım'ın subayı her sezon yenilenmekte, adı da değişmekte. Bunun e, kendine ait bir mağazası mevcut. E, önceki videolarda bahsettim diye hatırlıyorum. E, burada mağazanın bir e, şöhret diye bir kazancı var. O kazancı sağladıkça ve buraya bir şeyler feda ettikçe e, siz orada puan kazanırsınız ve bu puanı harcayacağınız bir mağaza mevcuttur. Önceki sezonda bunun adı Tainli'di. E, savaş halimi X ile eriştiğimiz yer. Şerif J ile eriştiğimiz yer. Dizdar dediğimiz e, NPC yurtluğumuzun veya yurt, aynen bulunduğumuz yurtluğun ee, özelliklerinin niteliklerini incelediğimiz bir yer ee, konakçı subayı bunun bir kısa yolu yok oraya gidelim konakçı subayı eğer ki yurtluğunuzu bir yurtluktan diğerine taşımak istiyorsanız konakçı subayına e, gitmeniz gerekmekte aynı zamanda U'ya bastığımız e, kışla dediğimiz kısmı da burası e, açmakta gerçi e, şu an burada bulunduğum için burada yurtluğumu taşıyamıyorum. Halil'e o seçenek çıkmayacaktır. Yani atıyorum M'ye basayım. Ben şu an buradayım. Van gitmek istiyorum. Buraya gittim. Aynı bölge içinde bir farklı bölge içinde 3 göç fişi tüketir. Mesela buraya gittim. Bir göç fişi karşılığında konak subayına giderek buraya taşınabilirim. Her şeyimi burada durabilirim. Atıyorum Anyang'a gittim. Burada ise üç göç fişi karşında her şeyimi buraya taşıyabilirim. Bu konuda dikkat etmeniz gereken tek şey V'ye bastığımız zaman kaynak pazarında bir satılık itemimiz varsa onlar taşınmamakta. Nerede hangi şehirde koyduysanız oraya geri döner eğer süresi dolarsa. O yüzden bir git gel yaşayabilirsiniz. Benim tavsiyem kaynak pazarı ve öv pazarında olan itemlerinizi satılıktan kaldırıp öyle taşınmanız. Onun sonrasında silah ustası gelmekte bu silah ustası becerilerin olduğu sayfayı açıyor aynı zamanda eğitim alanına erişim sağlayabiliyorsunuz bekçi ile bulunduğunuz şehirden çıkabilirsiniz Onur duvarı P'ye bastığınız zaman kariyer kısmını açmakta başarımlarınızı diğer oyuncuların durumları onları gözlemleyebilirsiniz kendi durumunuzu gözlemleyebilirsiniz Diğer oyuncular gerçi buradan çıkmıyor pardon. Burada sadece kendi e, durumunuzu gözlemleyebilirsiniz. Oyun içerisindeki sıralamanızı J'ye basıp e, rütbeli muharebeden sıralama olarak gözetebilirsiniz. Ondan sonra e, kasaba çığırtkanı etkinliklerde aktifleşebilir diye düşünüyorum. Ben şimdiye kadar hiçbir işe yaradığını görmedim. Herhangi bir seçenek de sunmuyor. Sadece gidip konuşuyorsunuz. Birim zırhçısı adı üzerine birimlerin bir tesisat ihtiyacı vardır. Onları buradan üretebilirsiniz. Hatta tıklayayım gidelim oraya yavaştan. Atıyorum namkan okçusu kullanıyorsunuz. Namkan teşhisatı lazım. İlgili materyalleri topladıktan sonra bunu buradan üretimini sağlayabilirsiniz. Cüz'ü bir miktar gümüş ister. Bronzda bu işi yapmazsınız. Aynı zamanda bunu şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi istediğim bir miktara 10 gümüş istiyor. 100 tane üret e, üretirseniz veya 10 tane üretirseniz bu miktar artacaktır. Burada da rattanlar, kargılı milisler e, atıyorum. Eyalet kargılısı hangisini oynuyorsanız buradan e, tıklayıp seçebilirsiniz. Veya isimlerini okuyarak ilerleyebilirsiniz. Bunları üretip satılabilirsiniz aynı zamanda. Rafineri müdürü e, açık dünyada topladığınız ürünleri işleyeceğiniz bir yer. Atıyorum burada e, kaba kumaş. Hepsinin adı kaba kumaş ama farkı ne? Farkı şu e, temelinde istediğim materyal fark. Bunun için sert pamuk istiyor, bunun için kaba istiyor, bunun için uzun pamuk, bunun için de ince pamuk. Aynı şekilde diğer e, malzemelerde de bu şekilde ilerlemekte. E, burada e, neden? aynı üründen farklı tiplerde üretelim diyorsanız eğer, yani bu düşünce bende vardı çünkü. E, bunun sebebi burada üreteceğiniz bir ağır silah veya bir birim zırhı e, farklı itemler istediğinden ötürü farklı şekilde üretimler sağlanıyor. Atıyorum burada miğferli e, kılıç tesisatı üreteceğim ve burada ham demir istiyor. Bu ham demir yeşil bir ham demir. Aşağıya indiğim maviler için geldiğinde de mavi bir şekilde dökme demir istiyor. Yani bunları ihtiyacınıza göre rafineri müdüründen üretebilirsiniz. Ağır silahçı da yine birim zırhçısı gibi aynı mantık. Bu ürettiğiniz rafineri müdüründe ürettiğiniz itemleri buralarda ağır silaha çevirebilirsiniz. Demircide kullanmadığınız itemler varsa eritebilirsiniz. Aynı zamanda sıfırdan bir item üretecekseniz yine buradan üretebilirsiniz. Hemen geldik oraya da. Burada bize 3 tane seçenek sunmakta. Eğer takım dediği bineğimiz için üretilecektir. ayrıştır dediği bahsettiğim parçalama olayı ve oluştur dediği de atıyorum benim elimde yeni sınıf geldi. Yeni sınıftan kargı yok. Bunu üretmek istiyorum. Gerekli materyalleri toplayıp buradan üretimini sağlayabiliyorum demirci bu işe yarıyor zırhçıya gelirsek eğer zırhçı elden geçirme dediğimiz olayı yapar burada görev haricinde silahları gör derseniz bronza karşı alabileceğiniz silahlar mevcut denemek isterseniz buradan al sat yapabilirsiniz zırhlar da yine aynı şekilde silah kullanmanız için zırhınızı değiştirmeniz gerekebilir elden geçirme dediğimiz alanda böyle bir alan buraya ben filanca silahı koyuyorum e, koyduktan sonra burada istediğim materyaller çıkıyor. Bu materyaller neredeyse birebir e, ilk üretimde aynı olan, aynı miktarda materyaller e, elden geçir dediğim zaman bana iki seçenek çıkıyor burada e, önceki hali yani sizin bildiğiniz haliniz burada sonraki hali ya iyi ya kötü gelebilir. Atıyorum ben buraya mor bir item koydum e, Karşılığında ya mavi ya sarı ya ya da yine mor item alabilirim. Burada seçenek size kalıyor. Soldakinin statları, yani bildiğiniz silahın statları iyiyse solu seçiyorsunuz. Sağdakinin statları iyiyse sağı seçiyorsunuz. Yani direkt bastım oldu, eskisi gitti mantığı yok. O yüzden iyi bir sistem bu. Peki bunu neden kullanalım? Yani sıfırdan yaratmak varken, yani sıfırdan üretmek varken neden elden geçirelim? Elinizdeki silahın statları oldukça iyidir. Şöyle göstereyim buradan bir örnek vereyim. Atıyorum bunun statları oldukça iyi. Ancak orada gördüğünüz sağlamlık 101'e 101 oldukça düşmüş. Yani negatif statları yemiş veya yemeye yakın atıyorum 101'e 101 değil de o 30 30 olsun. Bunu yaptığınız zaman elden geçirme yaptığınız zaman bu e, tekrar daha e, iyi bir konuma gel gelir. Elinizdeki silahı da tutmuş olursunuz ve aynı zamanda yükseltme şansınızı kullanmış olursunuz. Bunun olayı bu şekilde. Ee, hemen altında esnaf var. Ee, esnafa da gidecek olursak ona da hemen bakalım. Esnafta ise ekipman görünüşün değiştirme var. Yani e, bir kostüm kullanıyorsanız buradan seçebilirsiniz. Aynı şekilde e, aynı kostümden birden fazla varsa ayrıştırma seçeneği mevcut. Ayrıştırdığınız zaman buraya özgü bir para birimi atmakta diyeyim ben sizlere Ve takasında da sistemi alabiliyorsunuz süstemin hurdası dediği şey benim bahsettiğim az önce gördüğümüz ayrıştırma sonucunda ortaya çıkan item yani aynı süslemeden 3-4 tane varsa zaten üstüne sağ tıkladığınız zaman sizi buraya yönlendiriyorsa buraya gelip onları ayrıştırıp burada tekrar bir süslemede şansınızı deneyebilirsiniz bir sandık alabilirsiniz Esnaf e, süsleme işini yarıyor. Müzayedeci dediğimiz kısım V ile açılan kısım yukarıda gördüğünüz pazar. Pazarı açmakta. Eczacı dediğimiz kısım e, ilk başta bahsettiğim konakçı subayında bahsettiğim göç fişi gibi eşyaları buradan alıyoruz. E, toz gümüşümüz mevcut oyunun yeni getirdiği bir şey bu. Haftalık yeniliyor bu toz gümüş miktarı burada. Bronz karşılığı alabiliyoruz. Megafon, Dönüş Emri, Derrilosu, Çelik külçe yine aynı şekilde buralardan satın alınabiliyor. Saç boyaları satılıyor. Göç fişi dediğim kısım burada. 5000 bir tane farklı bölgeye gitmek istiyorsanız 3 tane lazım. Yani 15 bin gümüş lazım. Ve son sayf sayfada yine bir saç boyası bulunmakta. Ee, kuşatma mühendisi... E kısmına gidelim. Ve toplamakla uğraşmıyorsunuz. Ağır silah bileşenini takas etlediğinizde oyundan düşen bileşenler varsa mesela bu hesapta varmış. üç tane varmış. Eğer 5 tane olsaydı bu Yeşilse yeşil, mavi ise mavi bu bileşeni takas ederek bir sandık alıyorum. O sandık içerisinde şu gördüğünüz listede herhangi bir tanesi size şans eseri düşüyor. Size seçme hakkı verilmiyor burada kuşatma mühendisi bu işe yarıyor. At satıcısı hemen bakalım arayüzüne. At zırhı ekipmanı alabiliyorsunuz. Bunu söylemeyi unuttum. bunlarla ilgili bir tablo paylaşacağım sizlere. Toz gümüş üretimi ile alakalı ilerleyen günlerde. Bunlara da değineceğim. Bunlar bunun haricinde binekler burada yer almakta. doğru kısrak, doğru işte safkanlar bu şekilde yer alıyor. Saman da burada. P'ye basıp binek sekmesine geldiğinizde şurada tokluk gezer. Bu oldukça düştüğü zaman genelde 10 veya 20'nin altına düştüğü zaman buradan e, binekler yukarıdan da samanı satın alıp oraya verebilirsiniz. Yani bineğinizi bu samanla doyurabilirsiniz. Bunlar arasında hangisi iyi derseniz hepsi aynı. E, görünüşleri değişmekte. Bunlar dışında ne ne alabilirim diye sorarsanız görevlerden bir tane e, at gelmekte. Adını şu an hatırlamıyorum. Bakayım bu hesapta var mı? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam F4 görevlerinden gelmekteydi. Aynen burada. Heh, Siroko gelmekte. Siroko onlara nispeten bir tık daha iyi. Ancak bundan da iyisi var. Onun da e, adı Zebra olarak geçmekte. Onu da nasıl alırsanız ilerleyen günlerde bahsedeceğim. Onun haricinde birincilik okuluna git dediğiniz zaman da bir deneme yapabilirsiniz. Son olarak kaçakçı kalıyor. Kaçakçı da kaçakçı mallarını görüntüleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde malzemeleri satın alabilirsiniz. Veya lojistik kontrat sizin ikmal alanınızdaki kısmı arttırmakla beraber kişisel depo genişletmenizde 8 ek hazne açabilirsiniz kişisel deponuzda. Evet bugün bahsedeceklerim bu kadardı. NPC'leri öğrendik gördük. Bir sonraki videoda dünya haritasına değinmeyi planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.